Kalecilerimiz var. Kaleci köyleri özellikle de hatırlayacaklardı bu değerli büyüklerimizi. Gerçekten tandır kültürü çok azalan kültürel öğelerimizden bir tanesi. Tandırda nasıl faaliyetler yapılır? Bunları teyzelerimize soracağız. Öncelikle şu anda ekmekleri hazırlayan teyzemize soracağız. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizi bir tanıyalım efendim. Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizi tanıyabilir miyiz? Şaziye Doğan. Şaziye abla, kaç zamandan beri bu işlemi yapıyoruz? 13 senedir bu ekmeği pişiriyorum. 13 senedirken bu eve gelin geldikten sonra mı başladı bu faaliyet? 25 senelik gelinim bu evde. 25, kayınvalide burada mı? Kayınvalide vefat etti. Vefat etti, Allah rahmet etsin diyoruz. Hemen sol tarafıma dönüyorum değerli büyüklerimize. Sizi tanıyabilir miyiz Nineciğim? Nasılsınız, iyi misiniz? İyi kurban oğlum, iyi. Biz de böyle bir işler görürük. İsim soy isim, değerli köylerimiz, izleyicilerimiz görsün. İfaka Taka. Siz de böyle tandırda ekmek pişirdiniz mi? Neler yaptın? 50 sene pişirdim, 50 sene. 50 sene hem pişirdim, hem azlık götürdüm, hem tarlalarda çalıştım. Siz de reçbelik yaptınız mı? Tabii, yine de yapıyoruz, yine de yapıyoruz. Çalışırız. Teşekkür ediyoruz. Hemen sol tarafımıza uzanalım. Sizi bir tanıyabilir miyiz efendim? Fevkiye Eydoğan. Peki Fevkiye Nene, tandır denilince aklınıza neler geliyor? Yani tandırda sadece ekmek mi pişirilir? Tandırda eski yani şeyleri canlandırmak istiyoruz. Neler yapılır tandırda? Sadece ekmek mi pişirilir? Tandırda ekmekte pişirdik, yemekte pişirdik, çamaşırda yıkadık, ette pişirdik, branda yaptık. Öyle işte tandırın üstüne iskemi kururdu, çocuklarımızı toplardı, o iyisiyle çocuklarımızı büyüttük. İskemi olayını çok duyduk. Nasıl bir olay iskemi olayı yani? Böyle dört bacaklı, üstünde tahta, üstüne de beddaniye veya irelti minderlerden örterdik. Çocuklarımızı altına sokardık. Altına da su koyduk, yemek koyduk, ondan geçim yapardık. Yani ısınma fonksiyonu da var tandırımızın, öyle mi? Tandır aynı zamanda bir ısınma fonksiyonu da görüyordu. Hemen Anıklar ailesinden diyelim mi, komşulardan. Efendim merhabalar, nasılsınız? Sizi bir tanıyabilir miyiz? Sen Tüsen'e. Evet. Ben Hasip'e Hakk'a. Eski Muhtar'ın ailesi, mahallenin hanım ağası. Devam. Bu işlerde çok çalıştım. Ekmek de pişirdim, tandır da yaktım, 8 çocuk da büyüttüm, ev verdim, gelin göğettim herkesi. Aminle ben kaldım. Herkesi dağıttım. Devam ediyoruz. Hasibe teyze, gelinlere de öğrettiniz mi? Şimdiki gelinler nasıl? Tandıra çok meraklı mı? Şimdi gelinim pişirir. Öyle mi? Evet, daha ben pişirmem. 3-4 senedir gelin pişir ekmeği. Peki soralım şimdi, gelinler, şu anki gelinler çok meraklı mı bu işe, ne dersiniz? Ya, çok meraklı derler ama mecbur yapacaklar, biz daha kocaldık. Yani kurtuluş yok, biz yaptık onlar da yapacaklar, mecbur çoluk çocuk onların. Biz daha yap, biz de ben daha hiç dudarım gelmez ki ben tandıra gülüm. Ya tandıra düşersem? Yani ya tandıra düşersem, evet. Beni kim çıkartacak? Evet gelinler, yani büyüklerimiz o kadar faaliyet göstermişler, yani sizleri bugüne getirmişler. Gelinler dikkat edelim, yani tabii, bu işin kurtuluşu tabii. Yok diyoruz. Pekala, hemen mikrofonu size vereceğim, sizi bir tanıyalım. Mikrofonu yakın tutarsanız. Nerman Doğan. 30 senenin geliniyim hocam. Geleli 30 senedir ben bu ekmeği pişiririm. Yeni gelin yaptım 2 senedir. Gelinim henüz daha yani ile işlere başvurmadı. Tandırda helva yaparım. Madumak pişiririk. Mekrana karşıda bakalım değil mi? Evet, madumak pişiririk. Ondan sonra ne? Büran asarım. Üstünde helva melva yaparım. Şey yaparım. Kuymak yaparım. Komşuları sesleri toplanırız bir araya yeriz, sohbet yaparım. Şimdi bir şeylerle uğraşırız, çay içerik. Komşuları seslerik, toplarız, muhabbet yaparız, bir şeyler yaparız. Evet. Kaynanaları keserik. Bir saniye. Burada çok önemli bir kare var. Kaynanalar duymasın. Neler yaparız Şaziye teyze? Kaynanalar has kaynana olsa bizi 3 günlük gelinlikken tandırın başına oturtmazdılar. Kaynanan ölünce sen gelenden canım. Yok kaynana ne edin? Evet. Başka? Aramızda konuşuyoruz. Buyurun, duymuyorlar. Onlar duymuyor. Kaynanam duymasın sonra sonum perişan olur. Kaynanam çok fena. Oğlumuza telbirler sonra... Hemen çaldırır ondan sonra. Benim de çocuklarım var. 4 tane çocuk var. Ya biz de yarın kaynana olacağımız için şu anda temkinli konuşuyoruz diyorsunuz, öyle mi? Efendim görüldüğü gibi teyzelerimizin... Ha bir de keyveni derler değil mi efendim? Sizlere keyveni, aşçı derler değil mi? Köyün düğünlerinde yemekler yapar mıydınız? Neler yapardınız? Seslerler yapardık. Seslemezler bir şey. Ne yemekleri yapardık? Tandırda olan yemekler başkadır. Nelerdir mesela? Gelirdiler dışarıda, dürçülerimiz gelirdi. Kızlarımı alırdılar, kızımızı alırdılar. Yemek pişirdik, et kesirdik. Hangi yemekleri yapardık tandırda? O genellikle
bir şeyle etle pirinç pilav yapardık. Öyle uzaktan gelen şey. Evvelkinle. Pirinç pilav. Hayır. Başka? Biran asardık, altına pilav salardık düğürçüye. Ondan verirdi. Bir de şey yapardık, komposta yapardık. Onunla beraber düğürçümüze verdik. Düğürçümüz iki gün istirahat ederdi. Sonra gelini alır giderdi. Yabancı köyde gelirse geri. Anladın? İşte öyle. Atların üstünde, kızakların üstünde gelin götürdü. Bir tane de puş atardık başına. Alır giderdiler onu. Gelinlerin uğurlaması böyle olurdu köyümüzde, değil mi? Evet. Şeyler, düğünler. Şimdi yok. Peki yani... Yani eski yeni ayrımı demeyelim de kıyas da olmasa eski düzen nasıldı, yeni düzen nasıl? Sizler büyükler olarak anlatır mısınız? Şimdi düzenimiz Ağa Hanım, şimdi ne? Hep ceyranla çalışırız. Vallahi hep ceyran. Ama tandırda kavurga da yapardık. Öyle mi? Babuku, abaza dolması. Yani evvelin eski yemekler onlardı. Kız sesime bir davet oldu mu kendime pilavı, abaza dolması. Patates diridi. Onlar eski şeylerimiz. Evet. Tamam, gelin oldu mu bilmem. Selçuk'a sorun kaç senelik gelini. Öyle mi? Evet, Selçuk Bey kaç senelik gelin olduğunu söylüyoruz. Devam ediyoruz. Yani düğünler olduğu zaman daha özel yemekler yapılırdı diyoruz. Ben hemen mikrofonu da sağ tarafa vereceğim. Ablalarımız da var burada. Hem sizi tanıyalım. Tandırla ilgili sizin bilgi birikiminiz nedir? Annelerinizden, büyüklerinizden duyduğunuzu hemen mikrofonu size atayım. Sizi tanıyalım. Ben Ümran Aka. Nasıl söyleyeyim, ben yapmadım. Tamam. Ama seviyoruz, büyüklerimiz yaptı. Evet. Tabii seviyoruz, halen de benim kızlarım geldi mi, hatta geçen sene geldi burada yediler. Büran ne ki dediler bunun yanında. Öyle değil mi? Öyle sevdiler bunu, tereyağıyla, çökeliğiyle yediler, çok sevdiler bunu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de değerli izleyenlerimiz için birazdan hani Ayran Bey orada sen... Oradayken daha doğrusu tandır ekmeğinin arasına çökelek ve loru koysan da bizim için tadına baksan dercesine sesler alır gibiyim. Birazdan siz değerli izleyenlerim için o görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Gerçekten Anadolu'muzun güzelliklerinin ayrı bir parçasını da ayrı bir karesini de Kaleci köyümüzde görmek mümkün. Değerli büyüklerimizle, keyvenilerimizle beraber bu muhabbeti paylaşmaya devam ediyoruz. Kaleci'nin eskisine yenisine dair düğün gelenekleri, tandırda neler yapılır bunları sizlere aktarmaya çalıştık. Başka neler söyleyebiliriz? Buradan Kaleci köyü halkına, gençlerimize, büyükler olarak hani onlar bizlere bir şey nasihat anlamında neler söylemek ister deseler sizler neler söylemek istersiniz? Buradan ekranın başında Kaleci köylülerine. Kaleci köylülerine ne söylemek? Gençlere ne nasihat etmek istersin? Gençlere. Gençlere, şimdi gençler zaten iş görmüyorlar ve hepsi şeyle oluyor, okumaya devam ettiler. Kızlar olsun, oğlanlar olsun okumaya gidiyorlar, okullara gidiyorlar. Daha ben bir şey etmem. Bir de merak ediyorum yani şimdi tandırdaki muhabbetleri güzel de eskiden reşbenlik yapılırken türküler söylenir miydi? Yani hep böyle hayat böyle miydi? Türküler söylenir. Orak biçirdik o zaman, dırmık ettirdik, taşla vururduk, ondan sonra bağlıyorduk. Ondan sonra dırmıkla dırmık böyle el dırmığına dırmık, şimdi fırfırlı dırmığına dırmık. Yayuk yayardık. Yayuk hep gece yayuk yayardık, günüzde tarlaya giderdik. Koyduk yağlar erimesin diye. Kaynanalarımız yolladı, pardan soyusu getirin ki yağlar erimesin, has top top topluyak. Yağlar erirse kızırdı kaynanalarımız. Bu nasıl gelinler, bu nasıl yayuklar, bu nasıl ayran, çörnütlü, nemne. Şey pişirirdik, ayranını çorba pişirirdik, hediginden otururduk başlarına sıcak sıcak. Gençler çeker yerdi. Ondan sonra da tandıra vururduk anıkları. Anık pişirirdik, çıkartırdık, komşulara verdik. Anıkın tadına sen bak, yağlı mı, yavan mı, ne bir şeyler yapardık anıklar işte. Pişirirdik diye bunlara anıklar deyirdiler. Öyle mi? Anık dediğimiz nasıl bir şey? Böyle elimizde bir gamle bununla yoğururuk, yağ koyuruk, yüz koyuruk. Ondan sonra yoğururuk, şurta pişirirler, işte o anık. O anık. Evet. Evet. Gençlik zamanınız nasıl oldu? Şimdi onlara gelelim. Şimdi de kötü, ihtiyarlığımız da kötü. Gençliğimizde dan otarıyorduk, kuzu otarıyorduk, yazıda şey pişirirdik, nem yemek pişirirdik, madma pişirirdik. Çağırt oynuyorduk, nem top oynuyorduk, futbol oynuyorduk, her şey oynuyorduk, nem birbirimizi süpürdürdük, lastik atır vururduk. Yani köyde çocuklukta yapılabilecek ne varsa muhabbetimiz her türlü.
Evet, siz son olarak neler söylemek istersiniz? Biz bugün burada muhabbet ortamındayız. Sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Neler söyleyeceğiz teyzeciğim? Allah'ın gençlerimize uzun, hayırlı ömürler versin, hayırlı okumalar versin. Ne? Şimdi, ver bak. Ha, sen tutacaksın, ne? Ben bunlardan çok çalıştım, 12 sene muhtarlık ettim. Bunlar desinler, az çalıştım. Eski muhtarın hanımı. He, 12 sene valla muhtarlıktaydım. Kocası var. Vallahi. Yani kendisi muhtar hanımıydı ama sıkıntı yok. Sıkıntı. 12 arabayı yedirdim bir hele. Rahmetli Cevdet hem de sen deli mi sen dedi çuvalın ekmeği töktün ortaya. Yani. Yani nerede ekmek töktün? Nerede yemek verdin? Nerede jandarmalar aşık ettiler? Jandarmalar aşık getirdiler. Kendisi fiskoyu talirdiler. Jandarmalar ben de hiç aşık getirdiler. Muhtar hanımı olmak da zor. Kapıya geldim diye ana gel neredesin ana sen ne yandın? Ana kimseden borç ekmek yetme. Biz yemedik kimsenin ekmeğini. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz Kaleci köyünde çok mutluyuz. Burada hangi kapıyı çalsanız yemeksiz, ikramsız kalmasını. Bunu gördük. Değilek zaten değilek. Vallahi birbirimize ezger duruyoruz. Birbirimizi konuşuruz. Birbirimizin her kıymetini biliriz. Birbirimize kıymet veririz. Gençlere neler nasihat etmek istersiniz Fevkiye teyze? Gençlere bir çektik gibi çileyi onlar çekmesinler. Cenab-ı Allah mutlu etsinler, kafalarını çalıştırsınlar. Allah helalinden nasip eylesin. Cenab-ı Mevlam cümle eli Muhammed ümmetlerine, bütün vatanıma, milletime, Türkiye'ye Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu etsin. Efendim Bayburt Kaleci Köyü'nde bizlere bu imkanı sağlayan Doğan ailesine, Kaleci Köyü halkının tabiriyle Anıklar ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda ben siz değerli izleyenlerimiz için o sıcacık tandır ekmeğimizin dürümünü yapacağım. Arasına güzel bir hafif tereyağı ve çökelekle yöresel tabirler lorla beraber tadına bakacağız. Buradan Kaleci Köyü'nden sevgi ve selamlarımızla diyoruz hep birlikte. Müzik